Çok iyiydi. Çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Çok. Çok. Olmayacak bir performans. Kesinlikle tebrik ediyorum. Müthiş. Harika kostüm. Çok harika bir performans. Ben konuşmayayım, siz konuşun. Nasıl buldun Alican? Ya çok çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Ya söyleyecek hiçbir şey yok abi. Çok iyiydi. Doğu sen? Abi ne kadar iyi olduğunu Ali abi anlatamadıysa ben de anlatamayacak gibiyim. O da becerim, ben de anlatamayacağım. Çok iyiydi diyoruz sadece. O kadar iyiydi ki kim olduğunu tahmin etmeye oynamayacağım bile. Çünkü yüzü açılmayacak uzun bir müddet. Kesin açılmayacak. Kimse kim diyorum arkadaş. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben bayıldım ya, o cilveler. Allah'ım, böyle bir şey yok. Tam bir asilzadesiniz bir de yani. Bayıldım şu an. Kesin size normalde de bayılıyorum belli. peki ipuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şeyler bulabildiniz mi orada? Şimdi çalıştık burada abi, tabii. Abi şimdi tabii çok şey yapamadılar. Ben dedim ki kesin yabancı, aileme yabancı, nerede olsam yabancı hissediyorum kendim dediği için. Biz mi çaldık? Bunları evet, biz söyledik zaten. Yok, biraz bocaladılar. Ben dedim ki yabancı bir oyuncu olabilir. Wilma Eldes olabilir veya dedim. Kim? Wilma Eldes. Daha tahminleri almıyorum. İpuçlarından ne çıkarttınız diyor. Onu eleyim dedim. Tamam, da onun mikrofonu kapatır mısınız? Lütfen. Şaka şaka. Doğucuğum, daha tahminleri almıyoruz. Bir konuşalım ipuçlarını, sonra lütfen tahmin alalım. Belki tahminin değişti. Lütfen dedim. Melih, sen ipuçlarından ne çıkarttın? Yani şöyle, ipuçlarında işte taksiyi görünce bak sahneye o kadar hakim ki yani kesinlikle bir oyuncu olmalı. Taksiden ben taksi dizilerine gittim. Akasya Durağı, Çiçek Taksi. Oralara gittim biraz. Ben söyledim onu, benden duydum. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Onu tam bocaladılar, dedim ki taksiden dedim, taksi dizilerine bakın dedim. Bakalım dedim daha doğrusu. Ama daha sonra birinci program, birinci konuk bir Doğu. Abi. Bu da bizim bir arkadaşımız. Sen tanıyorsun bunu. Anlaşıldı. Alican, sen ne çıkarttın ipuçlarından? Doğu gerçi bütün bizim bulduğumuz şeyleri anlattı ama... Resmi unuttuk. Resim var. Resim çok önemli. Resim yapıyorum, oradan birini bulamadım. Yalınız falan mı var? Sürekli denizin kenarında resim yapıyorsunuz. Çok havalı. Ya oyuncu olduğunu düşündürdü bize. Kendini burada yabancı hissetmesi üstünden birkaç isim düşündürttü. Vesaire vesaire vesaire. Yani şu anda ama biraz... Ama şu an yani aksan hiç yok. Hiç aksanlı gelmedi, evet. Yabancı, neden yabancı hissediyorsunuz kendinizi? Aksan olmayınca insan niye yabancı hisseder ki? O onunla ilgili olmayabilirdi o. Bende bir aksan var, ben niye yabancı hissetmiyorum? İç Anadolu'ya gittim mi gayet rahat hissediyorum kendimi. Yabancı bence fake değil yani, yanlış ipucu değil yani. Durup dururken nereden aklına gelecek yabancı? Yani benim çıkarttığım sonucu merak ediyor musunuz mesela? Evet. Evet, sen söyle. Hani böyle annesi, babası filan birisi... başka bir ülkeden gelen oyuncular var ya, böyle birkaç tane çok ünlü yani. Sen bize yardım edemiyor musun? Ben bilmiyorum ki yardım edeyim Melis, ben de tanımıyorum. Hayır işte, sen de fikrini söyleyemiyor musun? Bence işte şey olabilir yani, hani ne bileyim ben, Yasemin Allen var. Evet. Sema Ergenç var. Bir sürü bir oyuncu var böyle, bir annesi babası evet, yabancı olan. Meryem Uzerli var. Bu isimlerin çoğunu düşündük biz de. Bir de şimdi arkada şey vardı ya, Saray. Evet, o Saray da bizi şey yaptı. Alican söyledi. Ki Saray. Ha. Şarkıyı söylerken arka fondaki o Saray görüntüsü de bize bir şeyler söyledi. Hürrem'e gönderdi bizim zihnimizi. Evet, yönlendirdi ama yanıltıcı olabilir. Hanımlar, beyler. Ekranlarınız başında çok merak ediyorsunuz. Bu meraklarınızı biraz dindirecek bir bölüme geldik şimdi. Dedektiflerimiz performansı sergileyen ünlümüze... Bir soru soracaklar ama sadece bir soru ve tek bir cevap hakkı var. Şimdi Melis. Ben mi soracağım? Evet. Ladies first. Yalı. Ay. Yalıda oturuyor musun deme. Böyle bir şey katmaz, tamam mı? Evet. Soracağın soruyu söyleyeyim bak, ben sana. Şey sor. İki aşı Biontech mi olmuş? Şeyi soracakmış. Çift aşı Biontech mi olmuş? Oradan bir yere varılmaz. Biontech olmuş galiba çift taşı. Biontech mi? Kandırmıyorsunuz bizi değil mi? Yani şey yapma, harcama. Biontech. Hayır, harcamıyoruz tabii ki. Yok yok. Ama belli olmaz bu tanser. Saçmalama, oradan hiç bir yere varamayız. Tamam, okey. Herkes neredeyse Biontech oldu. Soy ismini sor, soy ismini. Çok kritik bir soru geldi aklıma.
yabancı uyruklu musun dediğin zaman birçok oyuncuyu egale edebilirim. Ama yabancıyı bence zaten uyruklu bize verdi. Yani uyruk değil de o zaman şey misin, gurbetçilik var mı tarzında? Olur, bir daha ben su içerken konuşmam. Olmaz mı? O yemez, o yemez mi? Ne diyorsun? Olmaz mı Melis? Sorayım mı? Yani yabancı mısın? Onu dediğimiz zaman doğru soruyu sorsan anladın mı? Evetse cevabı çok limitli bir yere gruba şey yaparız, şey yapacağız. Öyle artık mi? Evet. Sanki ben. Hayırsa bilmiyorum, ne yapacağız? Kaybolduk. Hayırsa da geniş bir şey. Hiçbir şey elde edememiş olacağız hayırsa. Ama mesela senin dediğin gibi Sinovac'ı Biontech'i sorsak hiçbir anlamı olmuyor. O senin dediğin gibi mi? Abi inanamıyorum bu sefer, ya. Bu sefer her şey canlı oldu değil mi? Hanımlar, beyler, çocuklar, jürimizin sorusu yarın. Hadi sor. Peki tamam, soruyorum. Tamam bunu soracağım. Üzgünüm harcadıysam soru. Hayır, beni harcayacaksın. Senin inisiyatifin şimdi öyle bir şey olmaz. Oyuncu olduğunuzu düşünüyoruz biz. Çiçek Taksi ya da Akasya Durağı'nda oynadınız mı? Hayır, oynamadım. Hayır, oynamadım geldi. Bravo. Vicdan azabınla baş başa bıraktım. Çok kötü bir atış yaptım ya. Hayır hayır, kötü bir atış yapmadım. Olsun, en azından ilk sorumuzdu. Oyuncu. İlk sorumuzdu. Kesin oyuncu. Evet, ilk soru böyle olur.